mental dansa doymaya, renkli bir sohbet eşliğinde kurtları dökmeye hazır olun. Tam yeli geliyor. Oriental dansın sembol isimlerinden Tanyeli, muhteşem dansları ve çok özel sürprizleriyle birazdan canlı yayında, her şey dahilde. Balluluk bal demez, tut kolundan at gitsin. Hareketli, kan kaynatan şarkılar. Ankara havalarının en renkli isimlerinden Ramazan Çelik geliyor. Ramazan Çelik birbirinden güzel şarkılarıyla birazdan canlı yayında, her şey dahilde. Sen niye şarkı söylemedin bu sabah? Söyleyeyim mi? Tabii ki söylesin değil mi şarkı? Şarkısız uyanır mıyım? Söyleyeceğim bugün şarkı söyleyeceğim. Uyanamıyoruz. Şarkı söyleyeceğim, hiç merak etme. Hayır, şimdi söyle. Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün okullar tatil. İstanbul'da, evet. Ankara'da ve birçok ilde okullar tatil. Çocuklar bizi izliyor. Çocuklarımız dışarıda, evde. İstanbul hariç her yer şu anda kar altında. Allah... hani tabii ki biz kara seviniyoruz. Çocuklar seviniyor. Ben sevinmiyorum. Ama sonuçta birçok fakir fukara var. Evinde sobasını yakamayan, odunu kömür olmayan insanlar var. Allah onların yardımcıları olsun. Amin. Yani tabii ki kış ayları kar yağacak ama... onlara yardımcı olabildiğimiz kadar olmaya çalışalım. Yine dışarıda yaşayan kediler, köpekler, tüm hayvanlar için böyle bir tas su. Hani o yoğurt poşe şeyine, kutusuna bir tas su koyup bırakabilirseniz onların da birazcık... karnı doymuş olur. Belki biraz yemek de verebilirsiniz. Gönlünüzden ne koparsa yardım etmek hepimizin insanlık görevidir, evet, efendim. Diyoruz ve... ve bir şarkı istiyoruz Alişan'dan. Şarkı söyleyeceğim ama önce çocuklar bugün ekranda. Onlar için daha önce bize konuk olmuştu Max, köpek Max. Bize çok güzel bir gösteri yapmıştı. Biz şimdi son dakika tatili olduğu için... Max'i getirtemedik. Hem kar, kış, hava koşullarından dolayı. Max'e zincir taktık ama Max gelmedi. Kayıyor Max. Kış patilerini taktık ama gelemedi. Gelemedi, olsun. Kaydı ama gelemedi. Ama bize daha önce geldiği programdan çok güzel görüntülerimiz var. Ki bugün, çocuklar ekran başına. Ki bugün çok güzel iki tane konuğumuz var. Bugün burada kudurtmalı. Kıyamet kopacak. Kudurtmalı konuklar. Dışarıdaki soğuk havaya inat. Stüdyomuz cayır cayır yanacak. Kim aynen bizlerle birlikte olacak? Tanyeli bizlerle birlikte olacak. Ve muhteşem. Ve stüdyomuzda gelmiş geçmiş. Tabii ki profesyonel anlamda demiyorum ama Ramazan'ın yaptığı dansı unutmak mümkün değildi. Hepimiz ağzımız açık izlemiştik. Bize geçtiğimiz sezon konuk olmuştu. Yine bugün bizlerle birlikte olacak. Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Alişan da hiç fena değil. Kapıyor artık. Yavaş yavaş. Dans edeceğiz onu. Kapıyor. Dans edeceğiz. Önce bir Max'i izleyelim. Ondan sonra konuklarımızla buradayız. İşte buyurun Max. Köpek Max bizlere neler yapmış. Max nerede? Max. Max. Sanırım müzikten şey yaptı. Ay. Anne, geldi Max, geldi. Deviriyordun beni. Max. Hoş geldin. Zaten hoş ayakta geldin, zor Max duruyorum. Ya, bir dakika olmadı daha hayırlı hareketlerim. Özledin mi sen? Özledin mi? Babayı mı özledin sen? Bir dakika olmadı ya. Allah'ım çok özledim. Kaç yaşında oldu şimdi? Beş. Beş. Daha küçük. Ay. Maşallah. Max. Gel buraya gel. Max gel buraya. Gel buraya. Gel otur. Bekle.
Aslansın be. Aslansın be. Bravo be. Gel buraya. Bu yeni bir hareketti. Evet. Bu zor bir hareket tabii. Onun için de ayakkabının tabanının biraz tırtıklı olması gerekiyor. Benim şu an tabanım düz. O yüzden kayıyor. Tırtıklı giyseydin. Evet, o yüzden zaten normal. Bizden dikkat hiç dağılmıyor mu dikkat? Yok, onunla alakalı değil. Evet. Bir de ayakların hani sabit duramıyor senin, ya. Evet, böyle oynuyor. Sürekli oynuyor. Mesela senin yaptığın hareketleri mesela ben şey yapsam, ben ona bir şey versem benle de yapmaz mı? Deneyelim. Ha? Deneyelim. Max bak, elimde ne var bak. Bak. Geç, hadi Alişan'a. Bak elimde ne var. Komple Alişan'ı yiyebilirsin. Max bak elimde ne var. Ama otur, verme otur. Diyorum, hareket otur. Yapacaksın. Verme, atlayıp gel buraya. Şimdi. Max oraya. Gel buraya, otur. Dolan da bir. Otur, bekle. Dolan de dolan. Bekle. Dolan şöyle bir, dolan şöyle bir. Dolan. Sen değil şöyle o. Bir dolan. Şöyle bir dolan. Böyle. Benim gibi, ha, benim gibi. Evet, böyle. Evet, böyle Max dolan. Max dolan. Bana değil, oraya. Ay onun etrafından dolan. Benim etrafından dolan şöyle. Bunu yok, bu yok. Otur. Gel buraya, dolan. Otur. Evet işte bu. Otur. Kararlı ol Alişan. Sözümü dinlemez. Kararlı ol. Elini ver bakayım, elini ver. Elini ver. Ay. Tamam dur şimdi yok. Otur. Vereceğim, otur. Yat söyle. Yat bakayım. Öl de. Öl bakayım, öl. Öl bakayım. Öl de öl. Tek komut. Bekle Alişan. Bekle. Şöyle gel bir sana zahmet. Bekle. Onu hani böyle kenara bekle. Doğru şey yapar. Max, bana bak. Öl şöyle bakayım. Şöyle bak bana bak, böyle ol. Hadi şöyle. Bir daha sert ol. Max! Öl diyorum sana. Kalk ayağa oğlum. Ver elini ver. İşte bu. Aferin be. Ver artık hayvana hadi. Rezillet ettin hayvanı ver. Helal olsun. Al oğlum. Oğlum aslan. Aa istemiyor. Şimdi ben istemiyorum. Hadi aslansın. Gel buraya. Al Max al. Gel yanıma gel. Al oğlum. Otur bekle. Bekle. Uzat. Ben... Yo. Hayır. Hayır sen uzat almayacak. Gel buraya. Uzat almayacak. Alsana oğlum. Lan alsana. Hayır sahibi al demesini bekliyor ya. Sen al demeden evet. Olmaz mı? Tanımadığı veya bilmediği insanlardan başka bir yiyecek alması vay, onun için doğru bir ya. Hareket değil. Aferin o yüzden sana. Almıyor. Benden zeki. Aferin. Benden. Beni tanımıyor. O yüzden ben ama dur, konuşmam lazım. Max, Alişan'ı tanıyoruz. Evet, onu herkes tanıyor. Ondan alabilirsin. Git al onu. Max. Al onu. Al. Yanıma. Şimdi Max'ten bir toplama çıkarma istiyoruz. Tamam. Ne istiyorsun Max? Kim istiyor? Kaçta kaç çarpalım? Söyleyin bakalım. 2+4. 2+2 deseydin ya. Niye? Tamam 2+4. 2+4. Aferin sana. Gördün mü 6 kere zıpladın. Aferin. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yat yerine. Sizin sormak istediğiniz toplama çıkarma var mı? Yok. Sor bakayım ne soracağım? 5x25 kere nasıl havlattın? Abi program biter. O havlar da program biter. Aferin sana. Yat. Koy kafanı. Geri. Niye havlıyorsun? Neden havlıyorsun? Sana söylüyorum. Neden havlıyorsun? Çok iyi ya. Niye havlıyorsun? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Ay ya. Bir daha yapmayacaksın. Anlaştık mı? Aferin. Gel yanıma. Yat yerine. Max'i. Sınırları zorlayacak şimdi bak. Geç. Darlaştıracağım. Evet. Bak. Geç. Bak dar yaptıkça bak nasıl geçmeye çalışıyor. Bak. Geç. Bak. Bak sinirleniyor. Hayır geç. Bak. Geç. Bak. Ay yavrum. Geç. Ay yerim. Çocuklar hiç merak etmeyin. Sizin için daha büyük sürprizlerimiz olacak ilerleyen dakikalarda. Evet. Ama konuklarımızı alma vakti geldi. Önce ilk konuğumuzu alalım. Oriental'in duayen isimlerinden biri. Kocaman alkışlarla Tanyeli geliyor. Merhaba.
canım. Hoş geldin. Görüşemedik bir zamandır. Programdan programa görüşüyoruz. Evet, ben de zaten yurt dışından geliyorum. Bir tek sizin programa katılıyorum. Sonra gidiyorsun tekrar. Sonra gidiyorum. Diğer arkadaşlarım da arıyor. Niye bana gelmiyorsun diye. Hepinizi çok seviyorum ama. Ama bizim özelliğimiz var. Gel sizin bak, özelliğiniz. Bak bize bak. Selfie yapalım mı? Ay çok sevgi doluyuz bugün. En son gitmeden bir hafta önce değil mi? Size katıldım, sonra Avustralya'ya gittim. Evet, yine gidiyorsun. Gidiyorum. Yani ben 7-8... Sen niye Avustralya'ya gidiyorsun? Her 6 ay orada, 6 ay burada. Şimdi benim o küçük oğlum... Burada havalar soğuyunca oraya mı gidiyorsun? Küçük oğlum diyorum, o seyrediyorsa Teoman. Avatar'ın o... Ben Avatar'ı doğuran kadınım. İlk Avatar'ı ben doğurdum. Kaç? 14 yaşında. 1.87 boy. Oy. 45 numara ayak. Ne? Vallahi billahi. Maşallah. Şimdi büyük oğlum Taylan Avustralya'da eğitim aldı. Ve orada... Büyük oğlum kaç yaşında? Onu bebek o da ya. Aa, kaç? Sen de Allah aşkına kaç. Tahir için ikisi de bebek. İkisi de bebek de. Bak de. Bu çok feci bir şey. Biraz önce geldi böyle yaptı. Kaç yaşındasın dedi. Dedim ki 44'e giriyorum dedim. Hayır 44'e girmiyorsun, 24'e giriyorsun dedi. Ama 44 hayır. Gösteriyor mu Allah aşkına? Hiç, hiç. Vallahi hiç. Maşallah yani. Nereden baksan. Teşekkür ederim. Böyle bir güzel hayat enerjisi, gözlerden fışkıran böyle bir sevgi, güzel bir enerji olduğu zaman o yaş hiçbir zaman zaten görünmüyor, belli var. Olmuyor yani. Etrafımda hep sevdiğim insanlar var ve yani ben pozitif enerjimi galiba buna borçluyum. Arada çok duygusal oluyorum çünkü çok duygusal bir insanım ve kırılıyorum ama çok çabuk tölere ediyorum. Ve hayatın güzelliklerine odaklanıyorum. Allah'ın mucizesi bana iki tane evladım. Bu hangisi, büyüğü mü? Bu küçüğüm, bu avatarım. Küçüğü. Ay bu avatarım. Maşallah ya, daha uzar ya. Oo, nereden buldunuz ayol bunları? Buluruz, buluruz biz. Nasıl ki şimdi küçük oğlun orada? Küçük oğlum, şimdi yurt onu dışında. Götürüyorum. Ha şimdi onu büyük oğlum zaten yurt dışında. Tamam. O zaman zaman gidip geliyor Taylan. Hı. Küçük oğlum Teoman da işte Taylan'ım da o. Bak yaşını soruyorsun. Ha. Maşallah. Bak daha 11 yaşında bebesi. Maşallah. sen çok küçük anne oldun. Ben 14 yaşında anne oldum. O kadar enteresan ki... Büyük oğlumla aramda 15 yaş var. Büyük oğlumla küçük oğlumun arasında da 15 yaş var. 15 yaş var. Şimdi bir tane daha doğuracağım. Hadi canım. Aa, evet. Yaz bir tane daha doğuracağım dedi. Altı gerçekten. Yes. Senin seneyi devreyen geldi tabii yani artık. Yani biliyorsunuz evlendim. Evet hayırlı olsun. Ve eşimin ailesine de sevgilerimi saygılarımı şey yapıyorum. Buradan İletiyorsun utandı. Çok istiyorum ama tabii Allah biliyor ama istiyorum. Şimdi bunlar bir tane kız kızlara takılıyor gidiyorlar hayatım. Şimdi evde bir kız lazım diyorsun. Tam evde oturacağım bir zaman. Ve ben hani biraz bir tane de kız bulsam ne güzel olur diyorum. Yaşın genç olduğu için bence de kesinlikle yapman olur gerekiyor mu? Ya. Olur mu sizce? Olmaz mı? Yeter ki gönülden iste. Gel oturalım gel biraz. Oturalım. Konuşalım. Gel. Tanyeli gel. Evlendin yeni daha değil mi daha? Ne kadar oldu Temmuz o geçen ayında. Sene? Daha çok yeni. Temmuz Ağustos ayında gibi. Geçen sene değil. Daha yani benim şu anda... 5 ay. Ama işte geçen evli. Sene yani sonuçta. Geçtik ya seneye 3-5 gün. Evet ya 2015'teyiz değil mi? Ben tanıştım. Ben bu arada hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Ve gerçekten bu yıl hepimize sevgi, barış, bolluk, bereket ve ülkemize de inşallah barış ve getirsin. Huzur getirsin. Evet, inşallah. Amin. Şu an eşinle resmini şimdi görüyoruz. Ben tanıştım eşiyle. Eşim. Biz de tanıştık. Nasıl tanıştınız? Roma'da balayında çektirmiştik fotoğrafları. Bak aşk merdiveni nasıl tanıştınız? Onlar. Nasıl bu kararı aldınız? Sonuçta şimdi, bir evlilik geçti başınızdan. Eşimle tanışmamı anlatırsam herkes şok geçirir. Ama anlat. Hazır mısınız? Biz de bayılırız şoklara. Hadi anlat. Yani ben eşimle sevgili Fatih Ürek canımız bir tanemiz. Onun biliyorsunuz Bursalı. Ve aileden tanıdığı bir arkadaşımız İlker ve hiçbir samimiyetim yok, hiçbir diyaloğum yokken Avustralya'da çok ama çok zor günler geçiriyordum ve kolay değil. Hani Türkiye'den Avustralya'ya gittim ve oğlanın okuluna adapte olmak için buradaki bütün yaşantımı çok sildim. Zor, çünkü tabii. Oğlum hani 17-18 yaşında değil ki çocuğu orada bırakayım tek başına eğitimini alsın. Dolayısıyla buradaki bütün her şeyi bitirip orada bir anda bir yıl boyunca oğlanın okulu gelemiyorum. Çok uzak peki, ülke. Peki neden Avustralya'yı seçtiniz? Teoman orada doğdu Çağla. Ve orada bir istedi. Hakkı var. Ve aynı zamanda oranın vatandaşı. Evet. O yüzden de o hani yararlansın istiyorum.
ülkemi çok seviyorum ama oradaki doğum hakkını neden bırakayım dedim ve orada da eğitimini, ama çok zor çünkü çocuğu tek başına bırakamıyorsun, başında olman gerekiyor. Burada bütün özel hayatın, dostların, arkadaşlarını geride bırakıyorsun. Evet, her şey bir yana. Ve istediğin zaman gelip gidemiyorsun. Böyle hani Almanya, Türkiye gibi değil. Avustralya benim için ikinci cennetim Türkiye'den sonra. Çok seviyorum Avustralya'yı. Ama adapte olurken çok yalnızlık çektim. Ve o yalnızlık çektiğim zamanlarda sevgili eşim İlker Sünneli ile dostluğumuzu telefonlarda, sanal alemde, hiç birbirimizi görmeden, birbirimizle flört etmeden, çok ayıptır söylemesi, el ele dokunmadan bir 3,5 ay mesajlaştınız. Evet, mesela hastanelik oldum, yanımda sesiyle oldu. Onun da öyküsü biraz sıkıntılıydı. Neden hastanelik oldunuz? Çok rahatsızlandım. Ben çok psikolojik olarak dedim ya sana, çabuk atlatıyorum ama birden böyle hayatım değişince duygusal olarak... Çöküyorsun. Çöktüm yani. Ve o evrede İlker gerçekten bana manevi olarak hiç sanki yanımdaymış gibi destek oldu. Destek beklediğim arkadaşlarım, dostlarım aramadı. Ama İlker Bey, fakat İlker Bey hep yanımda oldu. Onun da eşi, eski eşi, rahmetli... Onu da rahmetle anıyorum. O da çok zor süreçten geçmiş ve eski eşini kaybetmiş bir adam. İnsan halinden anlayan bir adamdı. Şimdi birbirinizi buldunuz ve destek onu oluyorsunuz hayatta. Onu zor. Çok mutluyum verdiniz şu anda. Yani... Bir şeyi merak ediyorum. Görüşmeden böyle 3,5 ay geçti ya. İlk görüştüğünüzde ne hissettiniz? Sonuçta fotoğrafları görüyordunuz ama, değil mi? Fotoğraflarınızı tabii, tabii, görüyordunuz. Nerede görüştünüz? Skype'tan da. Seni zaten görmeye gerek yok, herkes tanıyor. Görüştüm. Skype'laştık falan ben gelmeden 1-1,5 ay önce. Ama şey, yani hep şuydu. Dedik ki, yani ben özellikle söyledim. Dedim ki dostluğunu asla kaybetmek istemiyorum. Sen de benim dostluğumu kaybetme. Çünkü ben dost olarak çok iyi bir insanım. Ama çok büyük sorumluluklarım var. İki oğlum var. Hayatımda farklı bir hayat şeklim var. Bursa'da yaşayan bir insansın. Evet, tecrüben ve daha önceki evliliğin ve çok dramatik bir hayatın var ama... Benim hayatım sana sıkıntı verebilir. Biz dost olalım dedim. Dedin. Ve son dakikaya kadar, gördüğüm dakikaya kadar... Kafanda hep bu vardı. Hep bu vardı. Dedim ki yani birbirimizi yüzle gördüğümüzde bu hakikaten bu evlenme programları gibi... Paralel açılır gibi mi oldu? Hayır, gerçekten ilk havaalanında karşılaştık. Havaalanında kafamı kaldırıp bakamadım. Yanımda da yürüyemedim. Oğluma sıkı sıkı tutundum ama en büyük desteği de... sağ olsun küçük oğlum Teoman, tabii ki Tayland'dan da ama yüzüm gülüyor, moralim düzgün. Ay, evet diye ya. Çocuklarım daha mutlu oluyorlardır senin için. Onların rızasını almasaydım imkansızdı ama şu anda çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok çabuk evlendik. Flört aşamasından geçemeyeceğimi, belirli sorumluluklarım olduğunu zaten biliyordu. O da böyle bir beklentiye girmedi. Onun da niyeti ciddiydi. Evlendik. Evlendikten sonra birbirimizi tanıdık. İlk 2-3 hafta biraz sıkıntılıydı. Ya ama bir anda aynı evde yaşamaya başladım falan. Şimdi bu evlenme programlarını ben anlamaya başlıyorum. Ya, görücü usulü gibi bir şey oldu bizimki yani. Ortak bir arkadaşımız var, başka da hiçbir şeyimiz sanal yok. Sanal görücü oldu. Ya, aynen böyle oldu ve 2-3 hafta çok yadırgadım. Kendi kendime çok mücadele ettim ama mükemmel bir kayınvalidem var, Ayşegül annem, ve mükemmel kalabalık bir aile, anneanne, babaanne, kayınpederim, çok ihtiyacım olan bir duyguyu, sıcaklığı verdiler. Hepsi çok muhterem insanlar ve Allah razı olsun hepsinden. Şu anda gerçekten mutluyum. İnşallah 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da Allah sağlık saat verirse aynı sözlerin arkasında durur ve hiç pişmanlık yaşamam. Peki sen çocuk istiyorsun, eşin de istiyor mu? İstiyoruz, evet. Ne onu, kadar oldu? Onu da Avustralya'ya götürecek misin şimdi? Tabii ki. Gidiyor musunuz beraber? Beraber gidiyoruz. Oğlanları beraber görmeye. Gideceğiz, geleceğiz. Eşim Bursa'nın çok ünlü ailesi, 46 yıllık, ismini vermeyeyim. Hacı dedelerden, hacı beylerden kebapçı. Ben rahmetli, hep sakın yanlış anlamayın, rahmetle anıyorum kendisini, Ciguli'yi. Çalgıcı karısı Binnaz'dan sonra kebapçı karısı Tanyeli. Aa, çok şeker ya. Şimdi Tanyeli gömleğini birazcık arkaya aldım. Çocuklarımla, ailemle çok sade bir hayat yaşıyorum. Tabii arada organizasyonlar,
yapıyorum Avustralya'da. Dostlarım için organizasyonlar yapıyorum. Ders çok veriyorsunuz orada. Açıkçası çok belki söylemek doğru mu bunu bilmiyorum. Hep yaptığımız işlerin arkasında duran insanlarız. Yaptığım işten hiçbir zaman gocunmuyorum. Çok güzel bir meslek icra ettim. Hı hı. Ama çok zor bir meslek icra ettim. Türkiye'de bu mesleği icra ederken özellikle ailelerin sevdiği bir insan olmaya ve çocuklarımın annesi olmaya ve toplumdaki yerimi ona göre belirlemeye çok gayret ettim. Tabii bu kolay elde edilmiyor. Yani 20 küsür bir yıldır. 29 yıl. 29 yıl. 29 yıldır sahnedeyim. 24 yıl sahnedeyim. Hayır, 15 yaşından beri dans etmiyor musun? 15 yaşından beri dans ediyorum ama 15 yaşından beri tam profesyonel sahneye çıkmıyorum. Dans etmek olsun, yani kendi kendine dans ediyorum. Kendi kendine dans ediyorum. Yani doğduğum günden girdi, beri dans ediyorum. Ruhuna girdiği evet, yaş doğru. Diyelim. Ve dolayısıyla 24 yılda çok mücadele ettim. Yaptığım işin tabii ki arkasındayım. Ama galiba bu süreçte biraz bıktım. Yani böyle... Çünkü meşgalen çok fazla, sorumlulukların çok fazla belki o yüzden mi bir acaba? Bir de hani ilgilenemiyordum, daha çocuklarıma daha düşkün oldum. Çünkü hep böyle var olma, işte düzgün durma, ayakta kariyerini ve paranı kazanma, ekonomik savaş. Çünkü ailenin, annenin, babanın, kardeşlerimin zaman zaman... diğer kardeşlerim Allah için çok iyiler şu anda. Bir Semra'mızın var. Medi iftarımız o da. Ondan sonra onlara destek olmak, annelik yapmaya çalışmak. Yani bütün aileye bir evet. Ama kime sorsan, mesela kime sorsan der ki mesela ailede böyle bir şey var. Hepsini çok seviyorum. Ben göbek matik olarak elimden geleni yapıyordum ama şöyle bir durum vardı. Üç şey yaparsın, bir şey yapamazsın. O zaman yapamadın. Sen benim için ne yaptın ki? İşte o şarkı gibi bitiriyor beni o. Şimdi kendimi yaşıyorum. Herkesten elimi ayağımı çektim. Herkes kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Ve hayatımda ilk defa kendim için ve çok mutluyum. Dolayısıyla hani dansı şu anda pek özlüyor gibi değilim. Dans etmeyi çok sevdim. O zaman senin yerine kimleri izleyeceğiz biz? Vallahi Didem'i çok beğeniyorum. Didem yeni jenerasyon. Çok ama çok beğeniyorum. Hı hı. Yani yani veliahtım olur der misin Didem? Çünkü henüz çok daha şöyle, genç ve yolun başında. Evet, Didem en genç ve gerçekten hani fiziksel duruşundan ziyade hı hı. Ben danstaki duruşuna, asaletine ve zerafetine bakarım. Gerçekten çok zarif. Hani çok güzel dans eden gençler var. Ama sakın yanlış anlamayın. Hani benim için sahnede duruş çok önemlidir. O zaman o duruşu şu duruşa, izleyelim mi? Evet, bir bakalım bir hemen. Bir Didem'i izleyelim. Tamam. Hemen bir izleyelim. Sonra sana bir soracağız. Bu güzel yorumlardan sonra mı izleyelim?
ki. Bir dans performans daha göstereceğiz. Okay. O da gerçekten. Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisi sevgili Asena. Hep beraber izleyelim. İkisinin de sanki tarzı farklı. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yiğit'i öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Gerçekten. Ama ne Yiğit ölsün ne hak yensin diyorum. Doğru. Ben Didem'in enerjisini neden kendimde... Hani kızın ilk çıkışını biliyorum. 17 yaşındaydı. O zaman bir gazetenin yarışmasında karşılaşmıştık. O kadar şeker ve o kadar masumdu ki bana göre hala o... insaniyetini o kadar yıl geçmesine rağmen o masumiyetini bozmamış. Ve bir şeyi de kendime neden benzetiyorum? Ben o dönemlerde ilk çıktığımda hayatımdaki bütün sıkıntıları dile getirmek istemiyorum. Bıktınız artık. Bütün dertlerimi, bütün her şeyi dans ederek yani atıyordun, gerçekten bütün negatifimi pozitife çevirdim. Yani hayata tutunmamın sebebi oldu. Dans ederek, ağlamam da dans ederek, ağıtım da dans ederekti. Ve Didem'de aynı şeyi görüyorum. Ayrıca Didem gerçekten çok estetik ve çok genç daha. Asena da işinde gerçekten üstad ve işini çok iyi yapan ama... Bizlerin tarzından farklı bir dans tarzı, eden. Farklı bir dansçı. O kendine has bir iyi dans eden var. Ve onun jenerasyonu şimdi Didem'le Asena'yı da karşılaştırmak aslında pek olmaz. Asena benim jenerasyonuma daha yakın. Benden 2-3 yaş küçük veya 4 yaş küçük bilemiyorum. Hayır sonuçta faal olarak onlar şu anda yaptığı için. Bence Asena daha çok ekmek yer çünkü çok güzel fiziği var kızın. Çok iyi koruyor ve kendini. Ve kendine has bir dansı var. Yani... Bizim tarzımızın dışında ama ben hani mesela benim üstadım, hocam diyebileceğim ve her zaman örnek aldığım bir Nesrin Topkapı vardı benden büyük. Şimdi Oriental Star zamanını hatırladım. Ben jüri üyesiydim ve kızlar dans ediyordu. Hiçbirisine kıyamıyordum. Yıllarımı verdim bu mesleğe.
İkisi de ekmeğini yesin ve kazansın isterim. Değil mi? Aynen. İkisi de çok iyi ama... İkisine kocaman bir alkış, evet, gönderelim. Verdikleri emekler için bu mesleğe. Çok zor biliyor musun? Meslek çünkü. Tabii ki biliyorsundur. Cennet Mahallesi'nde de 4 yıl boyunca Çağla dans etti. Orada ama sultan olarak. Oriental'lik. Aslında bir de Çağla'nın... Ya var ya, öldürürüm seni. Bir verseydik ya. Ya çok ama bir şey söyleyeceğim. Belki onu kendine daha yakın görürsün. Asaletten olabilir bak. Dalga geçiyor bak. Bir şey diyeceğim. Dansöz sen balerinsin. Bir şey diyeceğim. Ben balerinim ya ama da öyle göbek atamıyorum. Oriental biraz ben etli. Ben gördüm, bayağı atıyorsun. Hiç kendini gizleme Çağla. Hayır. Sen şuraya bir çıksan ne aseni bırakırsın ne diyeceğim. Aa, yok. Seni Allah namusun. Allah aşkına şu Cennet Mahallesi'ni bulayım. Ya Ayşen çok kötüsün ya. O zaman Ayşen'in de sarı saçını boyattığı bir bölümü çıkartın. Madem öyle işte böyle. Haydi bakayım. Benim de erkek olduğum bölümü çıkartın. Ayşen'in de sahneye çıktığı sarı saçı. Bak Çağla'nın da dansını izlersem özleyebilirim dans etmeyi. Şuracıkta çıkıp dans edebilirim. Hadi o zaman. Ama Çağla'yı izlemem lazım. Beni mi? Tabii. Ben, annem ben hastayım. Ama Cennet Mahallesi'ni ben... Ha, Cennet Mahallesi hemen geliyor. Onu hemen bulsunlar geliyor. Ne olur. Hadi. Hemen bulsunlar. Onu da göreyim ondan ama sonra. Ama Allah aşkına şimdi yapalım. Sonra sonra. Çok zamanlı. Sonra. Şu an tam zamanı. Tanyeli bildiğin gibi değil. Ya ne ala? Uzun zamandır dans etmiyor, bizim etmiyorum için dans edecek. Etmiyorum. Çünkü dedi ki izlerken şu anda o duygulardan biraz uzaklaştım diyordu ya. Resmen dedi dans edesim geldi dedi. E bizim bir de anda onu izleyesimiz geldi. O efendim kadar. Alkışlar Tanyeli için. Ne dans ediyor? Geliyor. Çok güzeldi be.
Bak yani o kadar severek, o kadar böyle özlemiş dans ettin ki hepimiz seni çok özlemişiz. Bak bak, tüylerime bak. Sen ama şu anda var ya, ben uzun zamandır böyle dans etmemişsin. Çok teşekkür ederim ama çok spontane oldu. Çocuklar teşekkür ederim. Çalışsaydık daha iyi bir şey çıkabilirdi. Vallahi çok güzeldi ya. Teşekkür ederim. Sen gerçekten çok çok değerli bir insansın bu anlamda. Çok örnek alınacak. Sen nasılsın Nesin Topkapı'yı, sevgili Nesin Topkapı'yı örnek alıyorsan buradan da sevgilerimizi yolluyoruz. Senin de örnek alacak çok çok insan var. Az sonra da Çağlaşken'in muhteşem performansını izleyeceğiz. Ay hep ama hep dalga geçiyor ama ya. Ama sonra yap, diyorlar yap, bir şey ver, bir göbek hayır, ver. Bir göbek ver. Hayır, bir göbek hayır, ver. Hayır, hayır, hayır. Sen oyna. Bir göbek. Hayır, gel, sen. Bir yapalım. Benim de göbek var. Onun bir de göbeği olduğu için o çıkarttı mı blınk benim çıkıyor. Göbeğim yok. Çıktı mı hırk giriyor. Abi sanki Cennet Mahallesi'nden çıkmış gibisin yok yani. Yok göbeğim be ablam. Vallahi, yok göbeğim. Ay, ya tabii anlatırsın. Şimdi yine çocuklar ekran başından ayrılmıyor. Çünkü buraya geldiğinde gerçekten özellikle de Alişan'ın çok muhteşem bir performans sergilediği müthiş bir akrobasi show. Barfix gösterisi sizlerle. Alongside Skrillex and Fanu. Owe! Awo! We must up the pace, turn up the pace and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun then. We must up the pace, turn up the pace and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the pace, turn up the pace and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun then. Mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Because it can get dangerous.
şovlarım. Şimdi sarı bir başka. Şimdi asıl benim şovum geliyor. Aa, ben de vardım. Çocuklar evde ya. Çocuklara da böyle yönelik bir şeyler yapmak istedim. Bugün okullar tatil diye. Şimdi de bir basket show gelecek ki benim de ön planda olduğum. Ne ön plan? Ben de yaptım. Ellerimi tuttum. Ne yaptın? Ben zıpladım bastım. Ben de ellerimi tuttum. Oradan aldılar attılar. İzle bak. Şöyle olayı biraz daha hızlandıralım. Buyurun. Bir dakika, ne yapacak? Önce onu söyleyelim. Anne! Topları iki kişi alacak aynı anda. Takla atıp diğer arkadaşlar da gelip saltosu maç vuracaklar. Orada bir şey olmasın yoktan mı? Yani umut ediyoruz. Bir şey olmasın. Çok yok yok, garanti veriyoruz. Ama alkışları duyalım, tempo. Haydi. Haydi bakalım. Oh! Bravo. Süper. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Süper bir şov. Alişan gelecek az sonra. Bravo Erkan. O topla ben de attım bir tane. Birazdan alacağım seni, deneyeceğiz. Yer çekimine meydan okuyan adam Onur. Kendi küçük, hareketleri büyük. Haydi bakalım, tempo devam etsin. Wow, işte bu. Süper. Evet. Şimdi o büyük an geldi. Önce ben aranıza mikrofonu yapayım. Bir ısınma yap tabii. Evet. Alalım bakalım mikrofonu. Unuttuysan hatırlatalım mı sana püf noktalarını? Onur göstersin ağır çekimle tane tane. Bak. Topu iki elinle sıkıca tutacaksın. Yerde sektirmeyeceksin ve çok hızlı koşacaksın. Ağır çekimle gösteriyoruz. Bak, çok hızlı koşuyorsun. Ağır çekimde böyle kötü bir görüntü oluyor. Biraz hızlan. Bak, burası çok önemli. Çıkış tek ayak olacak. Üç boyutlu gösteriyoruz. Çıkış tek ayak olacak. Trambolinle çift ayak basıyorsun. Bastın. Yükseldin ve gidiyorsun. Yükseldin, yükseldin, yükseldin. Smaç, alkış kopuyor. Herhalde anladın. Evet. Şimdi bir iki ufak ısınma yap. İstersen trambolinde ısın. Bir... Bravo. Hocam biraz onu yaklaştırsak tam uçacağım, potaya uçacağım. Biraz istersen tamam yaklaştıralım ama hisset biraz istersen şöyle. Çembere çarpar değil mi? Şöyle biraz ısınsın. Haydi tempo, biraz gaz verelim. Dur. Bu olmadı. Çünkü yavaş geldin, yavaş koştun. Bak, yavaş koştun ve bastığında çok büyük darbeyle basacaksın. Öne doğru gideceksin. Şimdi biraz daha hızlı koşman lazım. Hazır mıyız? O bir basketbol cambazı, o bir basketbol yıldızı. Alkışlarınız Alişan için geliyor. Koş! Ve... bravo! Bravo'ya daha güçlü basman lazım. Daha sağlam.
Bacaklarını kırmadan ama oldu. Oo, ortalık karıştı. Sedat geldi. Ayakkabıları da çıkardı. Evet, masaj yapıyoruz. Ortalık çok kötü karıştı. Evet, Sedat'ın takımında bilgim var. Mert, Alişan'a taktik veriyor. Kayma, kayma. Haydi Sedat geliyor. Bir alkış. Bak, bir şey daha söyleyeceğim. Hem topu bırakmayacaksın, beli de boş bırakmayın. Bel çok sağlam olması lazım. Taş gibi sekmeniz lazım. Haydi bakalım, Alişan için bir alkış, bir daha deniyoruz. Önce kim smaç vuracak? Hızlı koşuyorsun. Ve işte! Oo, bravo! Mert'in takımı... Smaç. Ya şu basketçileri bir daha alalım ya. Alalım, bir daha alalım. Sen bayağı gaza geldin Allah galiba. Ama alalım. Yaptığın şeyler olduğu gibi yapamadığı şeyler var. İşte az önce bahsettiğim görüntüler sevgili rejiden. Kollarım şeydi, kollarım efendim. Şeydi. Burada selamlarımı şeydi. Yolluyorum. Buyurun izleyelim. Kollarım şeydi. Neydi? Ayağından tutun, ayağından tutun. Tut, tut ayağından. Kırılmasın bir yeri. Ben sakatlandım, partnerim sağlam kalsın. Bir şey söyleyeceğim Alişan. Yani hakikaten zaten herhangi spor yapan bir insanın da bir anda gelip bu hareketi yapması 10 saniye duramam ya. Ne onu 1 saniye duramam. 5 tane barfiks çek ya. 5 bak. 5 tane barfiks. Çekemem ki, askerde de çekemiyordum. 2 tane çek. Zaten çekemediğim için çarşı. Bir tane çek. Ne? Bir tane çek. Bir tane çekeriz canım o kadar. Sen de çekersin barfiks. Ben spotla 10 tane çekiyorum da sakatım şu an. Çok sakatım. Ulan gömleğim yırtılmasın. Hadi mora akşam. Hadi abi. Aslansın. Yaparsın. Dayanamaz. Rekabete gelemez yani Alişan. Tamam bak. En azından 3-5 tane çek bir şey yap. Bak şöyle tut, şöyle. Alişan. Ali. Böyle tut baba, böyle. Yeter. Fazlası zararlı. İyiydi. İki barfiks yeter. İyiydi. Sana çok bile. Şimdi biraz müzik, biraz değilim. Dans, biraz eğlence. Kocaman alkışlar. Bolulu Ramazan Çelik geliyor. Gezmeli Amasra'yı, gezmeli güzelleri sürmeli, güzelleri sürmeli. Misine ipliğine, misine ipliğine, hamsileri dizmeli, hamsileri dizmeli. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Batılıyım ben diyor. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Zonguldaklıyım diyor. Müzik
döktürü, paprok hacı döktürü, ince belli büktürü, ince belli döndürü. Kemancı dertli çalar, kemancı dertli çalar, ciğerimi söktürü, ciğerimi söktürü. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Sinopluyum ben diyor. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Kastamonuluyum diyor. Neşenizle bol olsun. Klarnetçi çal çal, çal kemancı çal çal, parmakların yorulsun, parmakların yorulsun. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, ben Düzceliyim diyor. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Çankırılıyım yarenim diyor. Türkiye'nin incisi. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, ben Bolu'yum diyor. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, ben Bolu gene deliyim diyor. Aklını alın, aklını. Sordum sen nerelisin, Yeniçeliyim diyor. Çifte telli çalıyor, bak ne güzel oynuyor. Sordum sen nerelisin, Karabüklüyüm diyor.
Teşekkürler. Bu nasıl bir enerji, bu nasıl bir oyun. Allah razı olsun. Müthişsin ya. Teşekkür ediyorum öncelikle Show TV ailesine. Her ikinize teşekkür ediyorum. Tekrar Ramazan Çelik'i aranıza kabul ettiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne demek? Çok istendi. Evet. Çok izlemek istediler seni. Özellikle. Allah razı olsun. Gerek stüdyomuzda gerek şu an bizleri Show TV ekranlarında izlemekte olan izleyenlerimize de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldiniz. Aynı enerjiyle geri geldiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Sizler gibi koşturuyorum. Ben de programcıyım. Evet. Kanal ismi vereyim. Ağzımdan birkaç versin. Vatan TV'deyim her cumartesi akşamları. Ve yeni bir albüm Sergi geliyor. Sergi Petek bacımla. İnşallah 15 Ocak'ta yeni şimdiki, albüm. Şimdiki parçayla. Çok hadi. Güzel ama ya. Yeni albüm çok Emir Müzik'le ya. Çıkıyor. Hadi inşallah. Hadi. Aslı selam olsun. Sevenlerimizden müjde olsun. Bile dayanamadı attı kendini yani. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz ama yemek vakti artık. Tanyeli bize yemek yapacak. Sevgili Tanyeli yavaş yavaş mutfağa alıyoruz çünkü bugün bize kuru patlıcan dolması. Evet. Hadi gel o zaman. Hem de cevizli. Hem de cevizli kuru patlıcan dolması yapacak. Mutfağa geçiyoruz hep beraber. Bari bir şeyden sonra değiştirseydim üstümü. Kuru patlıcan dolması Abiyen bu mu canım? Ha? Özellikle abiyelere gidiyor. Kuru patlıcan dolması kıyafet. Özellikle mutfak için bu kıyafeti tercih etmen. Için kıyafet giydim. Evet. Çok çok zayıfsın. Ya bari önceki kıyafetimle i̇şte elimi batırsaydım sarımsağa soğana da olsun, sonra giyinseydim. Bence Alişan çok güzel bir şarkı söyleyecekti. Ben de dans edecektim onun için. Yemeği giydim. Yapalım ondan yemeği sonra. Yemeği yapalım dans edelim. Önce bir saniye program açmam lazım bir saniye. Bir saniye program açmam lazım. Sen çıkar mısınız? Evet. Alişan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Tanyeli bize kuru patlıcan dolması yapacak. Buyurun. Bir dakika. Açtım. Önce eller yıkanır. Bir saniye. Hem öyle köpürterek. Alişan dokunma ellerini yıkamadın. Benim ellerim sabah yıkadım ben. Ya Allah Allah. Sabah 6'da kalktım yıkadım. Olmaz öyle. Hiçbiri demedim ki elim hiçbiri demedim. Yandım demedim. Pardon yandım. Tuttum mikrofon tuttun. Olmaz öyle şey. Çekil. Alişan niye bu senin mutfağın oluyormuş? Şu anda benim mutfağım yemeği ben yapıyorum. Sen konuksun Tanyeli ya. Ama şu anda yemek yapmayayım o zaman. Ben neden konağa yemek yaptırıyorsunuz siz? Bizde öyle hayat tamam, adet tamam. Bizde şey biliyor musun? Tamam. Öyle şey gerilme. Ama tamam al senin mutfağın olsun. Allah Allah. Aç mutfağını. Adam dedi ki benim mutfağım. Dedi, ben de yıkadım yemek elimi. Yapacak dedi ya. Alişan'ın mutfağına konuk anlamında yani. Alişan'ın mutfağına konuğum inşallah Alişan'ın mutfağına layık bir yemek yaparım. Estağfurullah. Çağla'cığım daha önce kuru patlıcan yediniz mi? Kuru patlıcan yedik. Dolması. Yedik. Yemez olur muyuz? Ekşili böyle. Değil mi? Evet. Şimdi kuru patlıcanları ekşili haşladım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benden tarif almak niye zor biliyor musun? Ben hiçbir şeyi ölçülü yapmam. Ben hep el göz kararı. Kararı göz her kararı. Zaman. Şimdi öncelikle kıymamı... Kıyma yağlı ama değil mi? Yağlı olmasın. Evet, orta yağlı. Hı hı. Tamam, yağlı da kuzu yani kokusu olur. Eldiven istiyor musun yoksa? O yüzden ben her zaman karıştırıyorum. Sen çok sevinirim tamam. Çünkü tırnaklarımın arasında kırmalar kalmış. Ameliyat eldiven. Yoğuracaksın mı? Ben yoğurayım mı? Ah süper oldu hadi. Gel hadi. Sen yoğur, giy eldiven de. Madem Alişan'ın mutfağı. Ben biraz hastayım kusura bakma. Ben mutfağı mikseriyim abi. Her şeyi ben... Peki bir şey söyleyeceğim. Malzemeler zaten şu anda ekranda geliyor. Aşağı yukarı sen gram olarak değil de kıymamız, pirincimiz, evet. Domates salçası. Zannediyorum yarım, soğan, evet. Ceviz. Ve bol baharat. Ve bol baharat. Nar ekşisi. Hazır. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz. Evet. Ve diğer baharatlarımız hazır. Şimdi ya, nasıl yapıyoruz? Şimdi nasıl yapıyorum? Yaklaşık herhalde bu yarım kiloydu. Yaklaşık herhalde yarım kiloydu. Evet çocuklar bilmiyorum. Alişan'ın kilo, mutfağında ben zannediyorum pintilik asla yoktur. Bir kilo. Bak görüyor musun ben yarım kilo dedim ne cömert ne. Şimdi biz kalabalığız bunun orkestrası, seyircisi, bütün ekip var. Herkes bir şeyden programdan sonra dalanacak şimdi. Oh. Anca yetiyor bize. Şimdi bir dakika hemen diyeyim. Şöyle bir rendelenmiş soğanımız. Evet fazla koymayayım ya.
Allah göz kararı yapıyorum. Yok, biz de evet ama bu biraz fazla oldu. Fazla oldu. Tabii ki biber salçamız. Bunu oldukça çok ama bunu çok beğeneceksiniz. Cevizim de burada. Evet. Ya şunu hepsini dökeyim. Madem sen malzemesi bol davranıyorsun. Sen bonkör davranıyorsan değil mi? Pirincimiz. Ali ne yapıyorsun? Ellerimi şey yapıyorum ki hazırlıyorum. Sarımsak. Sarımsağımız. Evet. Kaç diş? Herhalde 5-6 diş. Bayağı evet. Bir sarımsak doldu. Ben özellikle şunu söyleyeceğim. Bu gerçekten yöresel bir şeydi. Hani Antakya'da falan oralarda olan bir şey. Kuru patlıcan dolması. Bir arkadaşımın evinde hep biliyorsun içli köfteyi cevizle koyarlar. Ben onu gördüm ve patlıcan dolmasına, kuru patlıcan dolmasına uyguladım. Çok lezzetli oldu. Çok beğendiler. Umarım siz de beğenirsiniz. İnşallah. Sarımsağın faydalarından bahsetmek istiyorum. Sarımsak lütfen. Bir antibiyotiktir. Kış sebzesidir. Her gün sarımsak yiyin. Ağzınız kokar ama hasta olmazsınız. Evet. Yapmayın çocuklar. Şimdi. Yapmayın. Şu an Çağla mesela grip, bol bol sarımsak yemesi lazım. Ben yaklaşamıyorum bir de şu anda koku o kadar sert. Yok canım teşekkür. Çok sert koku hapşıracağım şimdi. Evet, sumak, ben böyle yaklaşıyorum. Karabiber. Sumak kattık mı? Kattım, kattım. Harika şey. Birazcık, birazcık kırmızı biber. Kırmızı biberimizi de atalım. Biraz da atsana kırmızı biber, acı çok olsun. Acı olursa... Yer yer herkes. Ben yerim acı. Yer herkes yer. Ses o kadar ondan güzel diyorsun. O zaman biraz daha baharat. Biraz daha atalım. Of. Şöyle. Hepsini göz kararı attık. Cevizi ne zaman atacağım? Sen onu bir karıştır. Başla. En son. Aha, başla. Gör gör. Nasıl karıştırdın? Çağla. Hı. Bakar mısın? Kaderde Alişan'a yapar. Yoğurtmak varmış. Alişan seviyor ama. Çok güzel seviyor. Yemek yapmayı yapıyor. Da seviyor. Ama bak yoğurmamdaki stile bak bak. Gel bak bak. Şey bak. Yoğurmanın stiliyle çiğ köfte yoğurur gibi. Hayır işte. Hayır. Bu annemden öğrendim. Bu ev köftesi yoğurması bu. Bak. Sen resmen Suzan ablanın yanında aldın yani. Canım, tabii canım. Bu ev köftesi. Sen çok güzel yemek yapıyor bize. Şeyden sonra, yayından sonra. Ya, ben yayından sonra tabii. Yemek yapayım, yiyor bunlar. Tabii. İyi yiyorlar diyorsun. Hepsi iyi. Ben diyorum ki birazcık daha, şimdi sen öyle yapınca... Soğan sanki az geldi. Evet, evet. Yani şey bayağı fazlaymış. Al, al. Lezzetli olsun. Biliyorsun yemeğin tadı soğandan ve sarımsaktan geliyor. Aynen evet. Öyle. Oh. Tamam mısın? Çok güzel koktu böyle. Ben çiğ çiğ bile yerim bunu biliyorum. Ben de çok güzel kokuyor aslında ama şu an çok batıyor bana koku. O yüzden yaklaşamıyorum. Ramazan abi sen de yemek yapar mısın? Keşke bize de sen bir. Sen bol olsun yemek yapar mısın? Vallahi ben ya? Anca yerim yerini. He? Yerim. Bolu'dan aç güzel yemek yerim. Bütün açlar Bolu'dan çıkar abi Mengen'den. Vallahi şimdi askere gittim. Neresinde Bolu'yum hemen... Geç mutfağa. Yumurta kırmasını, yumurta kırmasını bilmiyorum. Alabilir miyim biraz? Aa. Nar ekşisini ekliyorum. Her şey oynamak gibi olmuyor. En ben güzel yaptığım şey oynamak. Bol koyuyorum. Nar ekşisi de güzel olur. Evet yani ekşili ekşili çok severim. Çok güzel oluyor evet aynen. Çok yakışıyor. Bol ekşili. Kısıra da. Bayılırım. Ay keşke aynen. Kısır yapsaydım size. Ay, neyse iyi. Başka zaman. Bir dahaki sene geldiğimde. Olur. Dışarıda kar yağıyor mu acaba kar? Yağmıyor değil yağmıyor. Mi? Hayır şu anda yukarıda bekliyor kar. Ne kar yağmıyorsa güzel. O zaman okullar yarın da tatil olur. Ben sana söyleyeyim. Kar yağınca çocukları en sevdiği bir hafta daha tatil olacak. Ya Kuzey yarın okul tatilmiş dediğim zaman gözündeki pırıltıyı görmen lazım diye. Daha anaokuluna gidiyor düşün yani. Biraz ceviz sonra... ceviz mi? Evet. Cevizler onları biraz büyük. Esse miydik? Kırarak. Ben böyle, yoğururum sen merak etme. Şey böyle tuz gibi olsun ha. İstemiyorum. Böyle... İri parçalı ağzımıza böyle evet, çıtır evet, çıtır evet. Gelsin değil mi? Aynen. Harika. Bir bakayım tadına. Ya ne bakıyorsun? Dur bir yoğur. Tuzuna bir baksana he? Tuzuna. Tuzuna bakalım dur tadına bakalım. Ben de böyleyim. Eşim çok kızıyor bana biliyor musun Çağla? Bakıyorsun değil mi? Ay vallahi billahi bilmiyorum. Yemeği böyle yoğururken yaparken falan. Yani psikolojik herhalde. Hemen parmak böyle bir tadı var mı tuzu var mı? Ben bakayım ben bakayım. O kadınların genelinde var o. Biraz gel de eşime söyle. Mutfağı bile karışıyor. Biraz tuz eksik, biraz tuz eksik. Öyle mi? Mutfağı bile karışıyor. Ya. Annesi çok güzel yemek yapıyor kayınvalidem. Zaten yiyorsunuz, yiyorsunuz, şişiyorsunuz. Ondan sonra da rejim yapalım, zayıflayalım diye uğraş. Konuş Ramazan abi. Aynen öyle. Sana sözüm yok. Vallahi ben yiyorum, yiyorum, şişiyorum, evde oturuyorum. Rejim falan da yapmıyorum. Çok mutluyum hayatımdan. En güzelini yapıyorsun. Aynen öyle. Bir şey diyeceğim. Çağla az önce oynadı yani. Hani mesela oryantelin biraz böyle etli butlaması lazım değil mi böyle biraz hafif?
Ya o kişiye göre değişir. Didem de öyle ama. Didem senden biraz kilolu ama. Yani ha. En azından Didem'in hani yanlış anlama sakın. Senin fiziğin harika. Yok çok. Ay bu jüriyeliği feci bir şey. Senin fiziğin gibi. Harika hayatım ama gerçekten. Olamaz. Ama oryante olarak onunla birazcık daha güvenli, biraz daha kalça. Evet yuvarlığı var. Bende kemik var anne. Ama sen ona rağmen çok güzel. Teşekkür ederim. Yani göbek hareketi muhteşemdi. Ben bir dakika Hasan abi şey Hasan abi şu Ramazan abi nasıl? Göbek var biraz. Göbeği yarıştırma aslında daha güzel olacak. Mükemmel olacak. Yani hafif bir göbek var. Ben seyredemedim. Gözlerim şaşık aldı. Çok güzel oynuyor değil mi? Acayip. Takip edemedim. Maşallahın var. Çok güzel oynuyor. Allah nazardan saklasın. Aynen. Evet, köşe oyunu. Batak Aradeniz köşe oyunu. Zaten o püsküllü etekle düşünemiyorum mesela. İnanılmaz duruyordu. Daha gerçekten hiç denedim de yok. Hiç giymedim. Hiç giymediniz mi? Asla be. Ama insanlar sizin izleyenler, danslarınız şeyden benim geliyor. Benim ilk köçek olduğumu zannediyorum. Hiç köçek yapmadım o işi ama yapana da saygı duyuyorum. Onları izleyerek öğrendim ben. Size bir şey söyleyeceğim. Osmanlı zamanındandır köçek ve köçekçe. Ya oynamak kanımızda var. Annem özür erkeklerde, diliyorum. Erkeklerde köçekçe gerçekten Osmanlı de. Tarihine dayanır. Ve hani zenne falan demeyiz. Zenne evet. Falan sonradan çıktı. Asıl erkekler bu dansı bir yaparlardı. Bir artı yakıştırmak var yani. Gerçekten çok zor bir dansı. Annem zaten mesela oynasın ben diye doğurmuş beni. Allah razı olsun. O Allah zaman biz veririz. Sizi tutmayalım Ramazan Allah abi. Sen oyna. O zaman biz sizi tutmayalım. Öyle sen mi? Oyna abi. Tamam. Yani. Tabii, tut. Hani alkış o zaman Bolulu'ya?
şekerine beslendim lan. Gel gülüm etme gülüm, mor menemşe sündürüm. Gel gülüm etme gülüm, mor menemşe sündürüm. İnan seni çok sevdim, sensin benim tek gülüm gülüm. İnan seni çok sevdim, sensin benim tek elim gülüm. Hadi Hocerim, Hocerim. İnan. Helal başına da helal, en sesli. Yarın ekmek kurban olsun. Gelip gidip dırdır etti, karı kıymatım bilmedi. Gelip gidip dırdır etti, en sonunda yolcu etti. Haydi de koştur kocerip koştur, en sonunda yolcu etti. Haydi de koştur kocerip koştur. Dört öküzüm var dördü de kara, kız bulamazsan dul kara ara. Dul karı çoktur neresi yoktur, coştur. Gencecik avra daldım, canlı canlı mezere daldım. Gencecik avra daldım, canlı canlı mezere daldım. Gece gündüz hedi hedi de ya, yandım koçum ben de yandım. Gece gündüz hedi hedi de ya, yandım koçum ben de yandım. Dört öküzüm var dördü de kara, kız bulamazsan dulgarı ara. Dulgarı çoktur meresiye yoktur, coştur. Yavaş. Evet, bizi 64 kez soyan o soysuz hırsız Şevket'in evi burası. Ya arkadaş, adam anamı babamı soydu, doymuyor ya. Geçen işten gelirken gördüm. Bak, bizden çaldığı eşyaları taşımak kolay olsun diye alt sokağımıza taşımış. Adam resmen bize taktı Bilal ya. Taktı. Milletin aile hekimi var, bizim aile hırsızımız var Bilal. Acaba bir polise falan mı danışsaydın? Aa, benim hiç aklıma gelmedi. Kızım 64 kez girdi evimize, tabii ki polise gittim. Ama ilk 32'den sonra artık umudum kalmadı yani. Her sabah okula gider gibi karakola gidiyorum ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz şimdi hırsız gibi benim evime girip, benim,
benim eşyalarımı altını çizerek söylüyorum. Benim eşyalarımı mı çalmaya geldiniz? Şevket, seni bu sopayla altını çizerek döverim. Beni delirtme lan. Allah aşkına gel buraya ya. Yakala Bilal. Şevket, oğlum. Bu gürültü ne yavrum? Bunlar kim? Ne Zaki? Ne kadar kaba sorular soruyorsun? Bunlar kim falan? Şevket, misafirimiz var. Misafirlerimiz var galiba. Hoş geldiniz baba. Yabancı değil ya. Bizim Bilal abiler. Hani anlattıydım ya size. He, hoş geldin. Bunlar anam babam mı? Efendim, merhaba. Siz buyurun oturun. Hoş geldiniz. Sen şimdi görürsün. Efendim, ben sizin bu oğlunuzdan şikayetçiyim. Ben bunun 64 kez soyduğu evin... Bugün 65 oldu abi. Her neyse ulan işte. 65 kez soyduğu evin sahibiyim. Oğlunuz... maalesef hırsız. Ne? Bu senin kalıbına! He, ne oldu? Efendim, sopa lazımsa... Ulan 3 yılda topu topu 65 kez mi soydun sen bunların evini? Yazıklar olsun sana be. Bir hırsızlık ihbarı aldık da Şevket Bey hangimiz? Aa, Şevket bu efendim. Bu cibiliyetsiz, bu soysuz Şevket. De hadi konuş. Efendim, ev sizin mi? Yok, değil. Kimin? Benim. Ama eşyalar benim. Şimdi bir dakika arkadaşım. Bu eşyalar kimin? Benim. Ev kimin? Bizim. O zaman sen burada ne yapmaya buradasın? Ben işte bu eşyaları almak için buraya geldim. O zaman sen hırsızsın. Çok mantıklı. Ulan sen benim önüme düşmeyecek ay, misin? Şevket Bey, teşekkürler. Rahatsızlık ver. Kolay gelsin Mustafa. Sen dur, sen çek. Ya farz misal. Hani. Olmaz ya. Diyelim ki ben senden ayrılsam. Gözlerini oyarım Hüseyin. Gözlerinin yerine böyle tak misket takarım. Cam göz gibi bakarsın hayata. Ona göre uzatma istersen meleği. Nereye bakın? Nereye bakıyorsun lan? Oğlum şimdi başvursam bana. Hop! Kızma lan! Yok erkek o ya, bak nasıl kıskanıyor beni bak. Ne ya? İsmail! Kaçabilirsin ama saklanamazsın İsmail. Ben Mecide. Kurbanlık koymuyoruz ya biz. Ne yapayım? Besleyip besleyip. Ya ben size bir şey söyleyeyim, ben böyle bir şeye gelemem ha, yeter. Yani bu, eğer bu böyle devam edecekse ben sana bu en başta... Koşma lan! Otur lan şuraya. Ne yaparsın? He? Ne yaparsın? Öğretmeye söylerim. Bu akşam bizim ev boş, bize gidelim. Film izleriz. Yastık savaşı, birbirimize yastık atma. Popcorn. Ha, gidelim. Ne? Anne, ben bu akşam Mehmetler'le ders çalışmaya gidiyorum. Babama söylersin, olur mu? Tamam, hadi bay. Bu damat odası gerilimi. Bak, ben de yaşadım. Harbi mi? Vallahi ben de yaşadım. Ben de damat odasından hatta kaçtım. Vallahi babası geldi, bana silah doğrulttu. Beni vurdu oğlum. Ben 2 ay hastanede yattım. Oradan da kaçtım. Sınırda yakalandım. O gün vizem olaydı belki bambaşka bir hayatım olacaktı İlahi. Bak gördün mü işte? Sen de mutsuzsun işte, gördün mü? Yok yok, ben çok mutluyum oğlum. Vallahi ben ananı seviyorum bazen hala. Yani... ya alışıyorsun gidiyor işte, ne bileyim ya. Ne oluyor lan burada? Aa. Kimmiş lan benim kardeşimle evlenmeyecek olan? Kız, senin Londra'da okuyan abin Can Bonomo mu? He? Evet, gerizekalı, aptal. Benim adım da Burcu Bonomo. Ana! Ben de diyor, her seferinde soruyorum senin soyadın ne diye. Bonomo ya diyor. Nasıl diyor? Bonomo ya. Bonomo ya. Ben de şımarıyor da söylemek istemiyor zannediyordum. Ben de seni döverken şımarayım diyorum. Şöyle ağzını, yüzünü kırayım diyorum. Elde mi döveyim, ayakta mı döveyim seni şimdi? Can Bonomo'ya bak lan, bana atar yapıyor. Can Bey, şimdi bakın ben çok masraf ettim de... insanlar bekledikçe kuru yemişe abanıyorlar. Siz de şöyle bir şarkı söyleseniz de düğün başlasa belki yeni albüm falan vardır he? Kardeşim için. Neden olmasın ya? Yani? Kardeşim, ver kardeşim. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Dey, tenime gözlerine dey. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur toz tamam. Dolmamızı ellerinize sağlık. Alişan Bey, Tanyeli Hanım, gerçekten büyük bir özenle doldurdunuz evet. Kuru patlıcan dolmalarını. Evet, Alişan'cığım teşekkür ederim yardımınız için. Biz günlere gidiyoruz biliyor musun?
Evet, bir yerlere gidip yemek yapıyoruz dermiş. Yani istiyorum altınla ilgili. Biz sana gelsek, Avustralya'ya gelsek tabii mi günü? Tabii biz ufak buradan bir yarışı. Pazartesi yola çıksak çarşamba orada Sidney'deyiz Allah'ın izniyle. Safiye Soyman geliyor bu yıl. 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde Fatih Ürek geliyor biliyorsun. Orada yok biz yapıyorum. Güne gelelim diye şey yapıyoruz. Sen geliyoruz. Hem güne gel hem geceye gel yeter ki siz gelin. Biz ufak tefek yarışmalar yapıyoruz. Konuklarımızın işte yemeklerini yiyoruz. Sonrasında Cumhuriyet altını hediye ediyoruz. İzlemek istiyorum. Onlardan birini hep beraber bir izleyelim. Bu arada sizden de davetlerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız altta. Çağırın, arıyorsunuz geliriz. Bugünlerde Zuhal Hanım'ın evindeyiz. Peki sen niye geldin? Ben de nasıl gelmeyeyim? Avanta var. Bir de yani şey de olabilir. Baksana yani evlenmemiş bekar çocukları olabilir. Öyle bir şey sezdim kadında ya, yani. Niye içeride öyle birisi yoksa Alişan'la mı ne yapacaksın? Yani Alişan'la mı iş yapacaksın? Ben Alişan'ı kafalamak için ev mi yani gezmeye kolu gezmeye komşuya mı şeye ihtiyacım var zannediyorsun? Allah aşkına bütün gün beraberiz zaten. Bir şiirde başlayalım. Gerçek mi? Gerçek tabii. Gerçek. Ay sen böyle başlayalım her görünen şeyi tutuarsa seninle işimiz var. Erkekliğim kitabına uydum. Bak şu halime perişan. Melekler imza toplamış. Bir daha yazmasın Alişan. Kendisi de gülüyor. Böyle hadi bir girelim. Hadi girelim. Hadi tutmayın bizi be. Karnımız aç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zuhal Hanımcığım. Hoş geldiniz. Bugün bir de biraz misafir gibi. Merhabalar, nasılsınız? Takıldı peşimize geldi. Canım benim. Atamazsın, satamazsın. Hala vazgeçmiş aslında. Kaç nüfus yaşıyor kız bu evde? Bir kişi. Bir kişi. Evet. Sen tek başına mısın? Evet. Aa, bak, iyi başka ki geldik o zaman. İyi ki geldik. Evet. Yol arkadaşı. Benim de kalsın bu. Kalabilir miyim? Çok doktor arkadaşı varmış çünkü. Çok öğrendim. Ben de öpeyim. Evet ben de öpeceğim. Büyüklerin duasını al derler. Ya yani hayırlı kısmet için bana dua et Allah aşkına. Bekar oğlu varmış. Var mı kız bekar oğlu? Benim oğullarım evlendiler. Kaçırdınız. Ama böyle bir kuma lütfen. Olmaz. Olmaz mı? Bilseydim önceden evlendirmezdim. Gerçekten vallahi çok bekletseydim. Memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Beğendiniz mi böyle? Çok hoşsunuz. Ya. Gerçekten beğendin mi? Doğru. Gerçekten beğendim. Ben mi hoşum, Azize mi hoş? Aziz Hanım hoş. Evet. Al şunu. Şuraya al bak şunu. Allah kalk, aşkına. Kalk gidiyoruz, kalk gidiyoruz. Bir dakika. Kalk gidiyoruz. Bak, sözümü geri aldım. Sözümü geri aldım. Güle güle. Güle güle. Kıskandılar seni. Oh çok güzel. Güle güle. Şunun bak, zayıfmış. Çekil şunun bacaklarına bak. Şunun bacaklarının zayıflığına bak. Bak. Güzelliğe bakıyor musun? Sen şunlara bak. Allah aşkına. Hayır bana çok bacak diye daha geç uzun. Hayatımda bu kadar ince şey bacağı görmedim. Kadın bu kadar, bacağı. Bu kadar güzel bir olamaz bacak gördünüz mü? Topunu kırasın. Hasretinden ne yapıyor? Siz ayakta kaldınız. Bakınız oturdu ya. Gel kız gel Allah aşkına gel. Gel Zuhal'cığım. Ay pardon çok özür dilerim. Alişan. Neler yapıyorsunuz Zuhal Hanım? Bize anlatın biraz. Ah kolumu kırdım. Ay. Yok yok önemli. Bir şey o kemikler kırılır mı kız? Yok kırılmaz büyük sendekiler ihtimalle. Kafama kadar elektrik çarptı. Bankadan emekliyim. Hı. Ay benim eski mesleğim. Epey oldu. Evdeyim. Bana öyle bir gel çok eski bankacı deyince şey gibi geldi sanki şey gibi para icadı olduğundan beri bankacılık yapıyor gibisin sanki. Eşiniz öyle, peki eşiniz? Çok eski dedim. Eşim yok derken ay boşaldınız. Tabii. Peki çocuklarınız ne yapıyor şimdi? Büyük oğlum şey Yıldız İstatistiği bitirdi. Hı-hı. Küçüğü de turizmi bitirdi Akdeniz Üniversitesi. Bitirdiler ama evlendiler. Evlendirdim. Yok küçüğü daha 24 yaşında. Ha. O Amerika'da şimdi. Ay. Amerika'da. Ne ay ne. Gerçi şimdi 10 yıllık veriyorlarmış bize Amerika. Sen mi gideceksin onu mu bekleyeceğim? Yok yok hem yakışıklıdır oğlum. Ay resmini ya, göster. Deme. Göster kız. Hadi kalk göster. Aa. Nerede? Göster resmi göster. 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 Göster resmini göster. Hangisi soldaki mi sağdaki mi?
Ay çok güzelmiş Aliş. Ay Çağla baksana. Evet çok hakikaten. Çok güzelmiş maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Ne okuyor bu? Bitirdi Amerika'da. Bitirmiş. Evet, engeli kalmamış. Kalmadı alabiliriz. Tamam. Canım turizm otelcilik okum seni ne yapacak Allah aşkına. Olsun. Askerliği. Askerliği gelince hemen hallediyorum. Ben yaptım zaten. E tamam. Sana da hemen. Onun için sorun değil ama oğlumuzu da bir görsünler yani. Bir görsünler, yani. Bir göster hakikaten maşallah. Allah ha, nazardan saklasın. Ne yakışıklı. Çok yakışıklı. Evet. Evet. Siz evli misiniz? Evli misiniz? Bekarım. Aa. Hiç mi kız? He? Hiç mi evlenmediniz diyor yani. Evlendim. Çocuk ha. Öldü. Ha. Var, torunum ha, var, oğlum var. Gömdün adamı. Gömdüm, ne kadar gömdüm. Oldu kız? 25 sene oldu. Ay erken pasaportu vermişsin adamı. Ne yapayım, Allah öyle istemiş, ne yapalım? Çocuklarınız peki? Evli onlar, evli. Ayrı. Siz tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Evet. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça İstikbalime. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Bülbülüm gel evine, söylerim evine, sesini duyur ele. Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm. Böyle oldu şey. Mu? Olmadı. Olmadı. Bir daha yapalım mı? Yapalım. Hadi kurban olsun ablanız size. Çile. Çile bülbülüm. Allah. Allah Allah. Biraz daha kuvvetli olabilir. Harikayız. Çantamadan yemeğe geçelim diyorum ben artık. Hadi kalk. Hadi kalkın kız. Hadi kalkın masaya. Hadi. Ne güzel bir hiç masa. Yememiş gibi yapma. Bayağı ağzı doluydu. Şu an kayıtla beraber tabak konuş. Beğenemedim, bir tane bundan yedim ya. Çok güzel. Ne bu ya? Tahinli kurabiye. Tahinli kurabiye. Evet, tahinli başka kurabiye. Neler var? Peynirli muffin. O da zeytinli çörek. Zeytinli muffin. Zeytinli orada çörek. Orada annemin Bursa'lı muffin. Yalancı içli köfte. Yalancı. Ters küz lahmacun. Şey, kuskus. Kuru bir şey. Kufik. 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 Tahinli şey. Tahinli şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme elhamdülillah, ellize et emana fesekana ve ceanna minel müslemin. Et emakümullah min tamil cenna fesekakümullah min taravil kevser ve cebecekümullah bihuril in nimeti celülullah bereketi halülullah şefaat ya Resulallah. Allahümme zid ve la tükalli bi hürmetin Fatiha. Yiyin gari. Hadi. Heh. Sen solta ister misin? Koyayım mı biraz? Onu istemiyorum. Açıyorum ya. Evet, onu merak ediyorum. Hadi. Bir de böyle... Hangisi? Ben bunu çok ettim. Merak ettim. Şey ettim. Aa, yok, yok, ben ondan istedim. Aa. Paşa çayı olsun. O ayakkabılarla gidip geleceğim ben. Kızımız çayımızı getirdi. Teşekkür ediyoruz.
inşallah olmuştur. Bakayım. Başka çay içmesin, kimse su bitti. Yarışmamızla ilgili bilgi var. Yumurta taşıma yarışması yapacağız. Belli bir süremiz var. O süre içerisinde ağzında kaşıkla yumurta koyuyor. Kaşıyınca nereye koyacağız? Allah nereye ver? Koşulacak ama. Onun şeyi var. Kavanozu var, bir şeysi var, onu bir yere koyuyor. Kız bir poşet yatırmayı görüyor. Bak şimdi aslında bizim sebebi ziyaretiniz güzelim. Çok da fazla şey yapmadan ben direkt mevzuya gireyim, yoksa zaten yarışmayı da iptal ederiz, bilmiyorum. Alişan'a kız bakıyoruz. Uzun bir sürede. Ama hani varsa elinizin altında. Var. Var mı, kim? Benim yeğenim. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Gelseydi kaçırdınız yani. O da heyecan. O bizi kaçırdı. Ama bizim geleceğimiz belli. Niye gelmedi? Yaşı var. Çok nasıl yaşı var, yaşı var. Benim yaşım yok. Nereden baktın? 44 yaşında abla. Hayır canım. Hayır. Ya 44 değil ama. 38 yaşında. 8. 37. Olmaz. Olmuyor. Kaç? Tam evlenecek yaşta. 20. Yok, 22. O yaş farkı olmayacak fazla. 22 çok küçükmüş ama abla. 22 küçük. 22 olmaz. Ama çok güzel yeğenim, bir görsen. Kaç yaşındaymış? 22. 22. Ama yok, çok yaş farkı olmaz. Kızın suçu yok, Alişan'ın yaşı var. Tamam işte, hayır, onu işte diyorum. Onda olmaz, olmaz. Şimdi Alişan'ın derdi var, çekilip çekilmez o yaşta. Kalk, kalk, koş, kalk. Kalk. Önce bir başarılar dileyin lütfen. Başarılar dileyin. Her ne kadar rakip olsanız da siz dostsunuz. Evet. Tabii. Kahve sözünü unutma. Aynen öyle. Evet. İşte 1916 yılından beri yapılan klasik bir yarışma. Ağızla kaşık, kaşığın üstünde yumurta. Oradan gelip kavanozlara koyacaklar. Çok basit bir yarışma. Ve yarışmamıza başlayabiliriz. Çağla Hanım. Başla! Düşürdü mü? Hayır, daha iyi mi düşürdü? Allah kahretsin. 2-1, 2-1 ev sahibi Zuhal Hanım önde. Getir, 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 getir. Yazık ya. 5-3, 5-3, Zuhal Hanım bir gol de attı, 6. Ve 6-4, 6-4. 8-6, 8-6. Düşürttü kadının şeyini. Kadının şeyini düşürttü ya. 8-6, 8-6. Sen mi kazandın kız? Ay bir yer oradan dostluk kazandı. Oradan buraya, buradan ay, öyle. Çok şey değil, ben. Ay çok güzel oldu ama. Tamam. Ay, yumurtaları saymaya lüzum yok. Yok mu? Zaten evet, yeterince yok. Kokuyorlar. Hepsini çatlatmışlar. Gerçekten. Kıslarla çok yapalım. Ay yorulmuş. Ay, tansiyonu düştü abla biraz. Tansiyonu kötü de bu ara. Yumurtayı kokladım da. Tansiyon mu? Direkt saldır. Evet. O zaman ödülümüzü veriyorum. Hadi bakalım. Zuhal ablayı böyle davet ediyoruz. Hem birbirinden aldığınız yemekler için, hem misafirperverliği, güler yüzü için, hem de tabii ki yumurta yarışmasını kazandığınız için efendim size böyle çam sakızlı çoban armağanı şöyle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Toplu bir fotoğraf istiyoruz. Fotoğraf şöyle değil, önce toplu bir şarkı, bir şarkı toplu daha. Toplu bir şarkı da. Tebrik ederim. Hadi aldın. Hadi son, iki, üç, dört. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzel istiyorum. Beni şane şaneye başın için. Fotoğrafa, fotoğrafa.
bastı evet. Ama neden acaba? Şöyle söyleyeyim. Birazdan öğreneceğiz onları. Kartlar elimde. Kimlerden neden çiçek geldi? Acaba çiçekler bana mı geldi? Yoksa bana mı geldi? Yoksa Ramazan abiye mi? Yoksa Tanyeli'ye mi geldi? Yoksa Burak'a mı geldi? Bu kadar çiçek. Mesela. Yoksa seyircilerimizden birine mi geldi? Acaba kime geldi? Az sonra niye geldi? Neden geldi? Kaç paraya geldi? Hangi çiçek geldi? En pahalısı hangisi? Alişan ya. Az sonra bunların hepsini açıklayacağız. Ama önce bir patlıcanımıza bakalım. Patlıcana şöyle bir bakalım. Şöyle bir son durumuna bakalım istersen. Sonra Tanyer'den bir şarkı rica edeceğiz. Buyurun. Sanki biraz altı hızlı mı? Allah Allah, çok güzel. Allah Allah. Güzel değil mi? Kokuyor ama mis. Allah 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 Allah. Mis gel, gel, kokuyor. Bak, gel, ne kadarı kaynıyor, kaldı gel. Bunun? Ne kadarı kaldı? Biraz daha. Biraz. Onu yer miyiz? Dakikada. Evet. Bunu yeriz değil mi programı? Birazcık onun kısabilir miyiz? Tabii kısayım hemen. Bak 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 bak. Şuydu. Bak. Şuydu. Nasıl kaynıyor? Kıstım biraz. Kokusunu da alıyor musunuz? Ve bir şey söyleyeceğim. Ekonomik bir şey aslında. Bak. Yani. Bak, şuradan bak, bak. Göstereyim biraz istiyorsanız. Sevgili Alişan cömert ve bonkör olduğu için Çağla sen de. Gel canım. Bunu daha az kıymayla ve biraz daha fazla bak, pirinçle yani bak. Ekonomik hale getirebiliriz. Evet. İnanılmaz görünüyor. Az sonra kapatalım tadına yine. Bakacağız. Evet. Pişmeye bırak. Ay bırakamıyorum, elim yanıyor çünkü. Sen bize, Allah. Sen bize bir şarkı oku. Haydi bir şarkı. Kim istedi ama bu şarkıyı ama kim istedi? Kim istedi? Eşim. Eşi istedi. Eşinden eşi efendim istedi. İstek vallahi geldi. Eşim istediği için yani yoksa ben gerçekten uzun zamandır neden neydi biliyorum. Neydi salla gitsin dertleri. Haydi o, salla gitsin. Evet.
saçına karlar yağacak. Senin de gözüne yaşlar dolacak. Efsane sanatçı Neşe Karaböcek, unutulmaz şarkıları ve ses getirecek açıklamalarıyla... Onun için ben geçmişi siliyorum daha ziyade. Var tabii ki güzel sesliler. Yalnız çalışmaları lazım. Yarın canlı yayında Her Şey Dahil'de. Benim bazen bir rüzgarım esen, bazen de düşen bir yaprak. Evet, bütün bu çiçekler ve bu pastanın nedeni Tanyeli'nin bugün doğum günü. Doğum günü. Arkadaşlarım hemen sayayım. Sibel Vatan Dost, Sibel ve Ercan Selah, Firuzan Doğan benim de yakın dostum, Mine Kaya ve Esra Gökhan ve Işın Karaca'dan çiçekler gelmiş. İyi ki doğdun, ilk ben tebrik edeyim. İyi ki doğdun. En güzel yaşların başlasın inşallah. Mutlu seneler. Pastanı üfleyelim. Güzel bir dilek tutarak. Hadi bismillah. İyi ki doğdun. Doğum günü. Ay çok teşekkür ederim ya. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. Çağla'ya teşekkür ederim. Çiçeği yollayan bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Safiye Soyman'a teşekkür ederim. Faik abi de mesaj atmış. O da mı atmış? Ona da çok teşekkür ederim. Benden de selamlar olsun. Firuz Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Bizim de teşekkürümüz. Bir de bize oğlanız galiba. Evet, oğlaz. Yani Işın'ıma, Karacam'a teşekkür ederim. Herkese kutlayan, teşekkür ederim. Kutlayan güzel dilekleri yollayan. Herkese teşekkürler. Ramazan abi için kocaman bir alkış lütfen. En yakın zamanda inşallah. Yeni albümünüz hayırlı uğurlu olur inşallah. 15 Ocak'ta benim doğum günüm. Eşim de oğlan. 2 Ocak. Ben de 2 Ocak. Teşekkür ediyorum. Neşe Karaböcek bizlerle birlikte olacak. Evet. Süper. Harika bir program olacak. Değerli kardeşim, ben çok özür dilerim. Abi hemen kapamamız lazım. Bolu kapalı cezaevinde yatmakta olan İmdat kardeşime de buradan selam. Aileme selam olsun. Bütün kader mahkumlara selamlar.